fındık üreticiliği yapıyorum. Ne kadar alanım var? 25 dönüm fındık alanım var. Ne kadar çıkıyor? Yılda 4-4,5 ton fındığım çıkıyor. Maliyeti değeri 18-15 bin civarında. Maliyeti 5 bin civarında olmuş oluyor. Yani en azından asgari ücretten çalışmaktan iyidir. Evet. Efendim? Kireç diye termosantral bittiği anda yalı boyunda komple hayat felç olduğu anlamındadır. Yani bu sadece fındıkta değil, domatesimizde, kirazımızda, cevizimizde, aklımıza ne geliyorsa hepsi yani bize buradan diyorlar ki buradan kalkın gidin diyorlar yani termik santral buraya geldiği zaman. Bizim başka biz nereye gideceğiz? En fazla gidebileceğimiz yer bizim burası. Antalya'da gidemiyoruz. Bizim yıllık yani Antalya'ya gitmiş gibi oluyoruz biz kireçe indiğimiz zaman. Veya sahil bir tatil yapmış gibi oluyoruz kireçe indiğimiz zaman. Bir çavuş ağzımız var, bir alaca ağzımız var, bir kireçimiz var. Yani buranın büyük bir kitle halkı var. Bu halkı göç ettiremezsin. Yani bunu tamamen ne olmuş oluyor? Bu insanlar tamamen buradan itilip kakılacak, horlanacak. Yani yeraltı kaynakları da bitmiş durumda. Yeraltı kaynaklarının bazı insanlar tarafından yüksek kazanç elde ediliyor ama bize bu yarar olmayacak. Engellemek için elimizde gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Yani direnişler yapmamız lazım. Gerekirse Ankara'ya kadar yürümemiz gerekiyor toplum olarak. İktidarın bize kulak vermesini istiyoruz. İktidar bize kulak versin ki ya bizi bölgemizden etmesin. Bizi yaşamaktan mahrum etmesin. Bizim sesimize kulak versin, toplum olarak kulak versin. Buradaki insanları seviyorsa iktidarımız veya muhalefetimiz fark etmez. Hepimiz de bizim insanlarımız bunlar. Biz bu ülkenin gururu için, varlığı için uğraşıyoruz. Fındık makineleri, yerden topladığımız fındığı haşuluyla, fındığı kendisiyle toplar. Topladıktan sonra biz fazlalıkları burada eleme makinesinden böyle eleriz. Eledikten sonra temiz fındığı kovanın içine doldururuz. Burada bize en çok net fındık kalmış olur. Ya günde şu makine 400 kilo fındık çekiyor. Hı hı. Fındık topluyorsun. Aynı zamanda organik bir fındık. Evet. Burada hiçbir azotlu madde kullanılmadı. Hı. Azot, fosfor yani kimyasal olarak hiçbir gübre kullanılmadı. Doğa nasıl oluştuysa kendiliğinden buradaki fındık da kendilerine oluştu. Kimyasal olarak gübre kullanılmadı. Ha, kullanmadı. Evet. Peki organik olarak satabiliyor musun bunu? 2 yıldan beri ben bunu organik olarak teşvik alıyorum. Ve bu seneden sonra organik olarak satacağız fındığımızı.